Bayanlar ve baylar, oyun severler, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Selamlarımızı verelim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi e, birim birimlerimizi inceleyeceğiz Şöyle bir birim ağacımıza bir girelim. U'dan girdik. Şimdi burada kışlamız işte burada e, askerlerimiz aldığımız bize ait olan askerleri buradan görebiliyoruz. şimdi şu şekilde şuradan gelen askerleri bu şekilde. İşte e, bronz vererek hanemize katıyoruz. Hanemizin birimlerimizin şu anda bizim 26 tane birim sokabiliyoruz. E, ben de 27 tane varmış. Sokmadığım birim var. Mesela almamışım. Şu ikisini almamışım. E, düşük diye. Şu şekilde şimdi birimlerin içinde mesela hiç e, XP'sini bitirmedimiz. Bu şekilde level verebiliyoruz. Ve levelda şurada haftalık 1 milyon XP toplam alabiliyoruz. 47 bin var. Bu haftalık mıydı günlük müydü ya? Hangisi? Toplam XP var ya yukarıda. Haftalıktı. Buna ulaştığınızda daha fazla veremezsiniz diyor. Her neyse. Şimdi bu şekilde buradan birimlerimiz belli. Şimdi Şu birimi oyun verdi bize. Geri kalan birimlerin hepsi şu e, simaki yiğitleriyle kanatlı hususlar oyunun verdiği şeyler. Şimdi oraya geleceğiz. Savaş ekibi kurumu dediği nokta işte buradan e, savaşa girmeden önce muhabire için ön hazırlık açık dünya için bir ön hazırlık, serbest için ön hazırlık yapabiliyorsunuz. Yani hazır, e, kaydediyorsunuz. Birim kendinizi ayarlıyorsunuz. Buradan kaydedip Savaşta direkt o şekilde gelebiliyorsunuz. Sonra birim ağacı. Birim ağacından da oyun her girdiğiniz e, savaşın sonunda size şeref puanı veriyor oyun. E, bu şeref puanlarıyla birimlerinizi açabiliyorsunuz. Mesela e, nereye gelelim? Şuradan hiç açmadığımız birim. he. Mesela burada hiç açmadığımız birim var. Şu ateş mızraklısını açabilmek için şu yoldan ilerlememiz gerekiyor. En kötü bir, bir, bir mesela bunu açabilmek için hem burayı açmamız lazım hem de burayı açmamız lazım. Yani iki tarafı da açmamız, iki yolda açmamız gerekiyor. Bu birim açabilmek için. Ee, başka türlü nasıl birim açabiliyoruz? Şimdi paralı askerler var. Oyun haftalık size yardımcı paralı asker veriyor. 700 puanla buradan paralı asker alabiliyorsunuz. Ee, bir de oyuna para yatırıp P2Win dedikleri noktada 2900 e, golda altına ya da 400 bin gümüşe buradan asker açabiliyorsunuz. 400 bin gümüş biraz zor. Ama bir şekilde açılıyor. Yapabilirsiniz. Gerçi paranız varsa gold da açabiliyorsunuz. E bir de başka nereden kazanıyoruz? Burası önemli. F5'te sezon iddiaları. Buradaki sezonlarda sezonları yaparak mesela görevleri açabiliyorsunuz. Ben neyi açtım burada? İşte ikinci sezondan pardon ikinci sezonda Nam kan mesela görevini bitirdim açtım İşte Selmenç suvarileri var korçinler var bunlar işte devam ediyordum şimdi sezonu değiştirdim ee, ben 5. 4. sezondayım bunu başlayacağım şimdi burada mesela diyor ki oyun size bu aşamayı bitirebilmek için altı tane iddialı e, görevi tamamlaman gerekiyor ama oyun sana 6'dan daha fazla veriyor 2 4 6 8 tane veriyor 8 tane görev veriyor bu 8 tane görevin içinde altı tanesini bitirirsen sana diyor ki bu Yeniçerilerin sözleşmesini yani 20 tane bu şeyden vereceğim diyor. Oyun bunu açabilmen için bunu sana sağlıyor. Devam edebiliyorsunuz. Ee, burada ne veriyormuş? 3 günlük Yeniçeri sözleşmesi. Ee, bak burada mesela yaptınız 3 günlük veriyor. Bu görev bitince yeni bir görev serisi açıyor. Yeni 8 tane görev 6 tane iddiayı tamamladığı zaman tamamıyla kalıcı olarak bu yeniçerileri alıyorsunuz. Artı bir daha devam ediyor görev. Yine 8 görev veriyor. altısını tamamlarsanız xp 1 arttırmanız için size o şeyi veriyor. Bir de do doktrin veriyor. Doktrinler nedir? Bu doktrinler işte bu ne veriyormuş? Atış hızını %8 artıran bir tane doktrin size veriyor. Doktrinler şöyle gösterelim. Bu şekilde size doktrinler geliyor. Doktrinleri kazanmanın başka yolları da var. Oyun içinden işte size şey atıyor şuradan ben de var mı? Evet. Mesela makale atıyor. Bu makaleyi şu şekilde girdiğiniz zaman savaş alimine buradan alanda kazı yap deyip işte iki tane doktrin kazandık mesela. Buradan doktrin elde edebiliyorsunuz rastgele. Bu doktrinleri de şu şekilde kullanıyoruz. Herhangi bir karaktere girdik. Gördüğünüz gibi şurada doktrinler açılıyor. Level atladıkça doktrinleri açılıyor. Mesela bir tane doktrin kullanalım ne veriyormuş? Delice silah karşı savunma 65 arttırıyor. Bunu açtık. Bu karaktere koyduk. Başka doktorumuz bu. Yani her karaktere bütün doktor, doktorinler bütün karakterlere olmuyor. Hepsinin kendine ait doktorun şeyleri var. Hepsinin farklı farklı. İşte burada mesela ben 4 tane verdim. Şu anda doktorun yok fazla başka. 5.yi açamıyorum. Olsa 5.yi de koyacağım. Burada işte mesela Seyrek silah karşı savunma vermiş. 65 arttırıyor. E, doktorimiz doktrinimiz var. E, buna oyun vermişti. Sağlı 360 arttırıyor. Anlam menziller hasara işte 50 azaltır. Kesici hasarı 50 arttırır. Kesici silahları zırh aşımını 75 arttırır gibi. Burada artı bu şeylerin size e, şeyini veriyor. Pasif. Sikili diyebiliriz. Pasif yani. İşte mesela bunlar da aynı şekilde. Bütün karakterlerinize bu şekilde doktrinleri yükleyebilirsiniz. Mesela şunu açalım. Allah'ın menzilli hasarı %10 azaltır diyor. Savunmacı bir karakter. İş görür. Engelleme %140 arttırıyormuş. Mesela bunlarla savunma yaptığınız zaman ya da sağ, işte kalkanlı oldukları için e, bu pasifleri güzel. İşte pasifler ekleniyor. Buna level verdikçe, level arttıkça bunlar açılıyor. Mesela bunların diyor. Birim 7. seviye ulaşınca açılır diyor. Birim 10. seviye ulaşınca açılır diyor. Şu an birim 6. seviye mesela. Bir tane verdik tık 7 oldu. Tık bir tane yer açıldı. Ve gazilik var. Bu gazilikte de işte belirli pasifleri oluyor. Pasif güçlerini arttırıyorsunuz. herhangi bir yoldan gidip devam ettirebiliyorsunuz. Onun dışında başka ne vardı? Bir şey daha vardı aklımda. Başka ne vardı abi? Atladığımız bir şey var ya. Yani. Neydi? <laughs> Bunlardan. Ha, şu XP anlattık. Başka, ya bir de birim ağacında mesela Federik Çavuşlar olur. Nerede onlar? Bir saniye, bir saniye. Mesela Pavis Kurmalı Yaylılar. 25.000 şeref istiyor ve buna gelebilmek için Buradan bayağı bir şeref puanıyla bu yolu açabilmeniz için bayağı bir şeref puanı gerekiyor. Şimdi 25.000 şeref puanı buradan. E, 10.500 buradan istiyor. 30.000 etti zaten şimdiden 30.000 yani 40 50 bin, 60 binlik bir şeref puanı istiyor. Oyun da size her savaş sonrasında 500 falan veriyor. 400 veriyor. 500 küsürlerde size şeref puanı veriyor. Şimdi ne dedik bir şeye? Havis kurmalı ayılar dedik. Şimdi F5'e geliyoruz sezon iddialarında. Üçüncü sezonda mı? Evet bakın. Üçüncü sezonda Pavis Kurval yayları veriyor size. Oyun. Üç günlük veriyor. Devam ettirirseniz. Madalyasını veriyor. Devam ettirirseniz işte bunun doktorini veriyor. Gibi gibi size bu tarz şeylerini veriyor. Buradan açabilirsiniz mesela. Yani ona gidene kadar 50 binlik bir şeref puanı hazırlıyorsunuz. O 50 binlik şeref puanı da size nereden baksan, bayağı bir oyun oynamanız istiyor. Yani onu yapmak yerine, buradan sezon iddialarında karakterleri bakıp ona göre şeref puanlarınızı ona göre daha mantıklı ve akıllı bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki görevlerden alıp o puanları farklı kullanabilirsiniz. Mesela bu sezonda bunlar mesela şeyde yok. Birim ağaçlarında yok. Bunları bu şekilde görevleri yaparak açabiliyorsunuz. Ben mesela görevlerin çoğunu tamamlamışım. Açmışım. bir de Berserk çizgi avatarı diyor. Bu işte şu sizin görüntünüz profil fotoğrafı gibi düşünün. Onu veriyormuş. çok da önemli değil diye. Mesela ben bunu açmadım. Bu göreve devam ettirmedim. Burada doktrinimi aldım. Bıraktım. Bu çok önemli değil. XP çok önemli değil. Diye devam etmedim. Daha farklı bir şey geçtim. Mesela bu bundaki şeyi almışım. Avatarı almışım. Niye almışımdır bu avatarı? Bunun görevleriyle, bunun görevleri çakışmıştır. Bunu yaparken onu da yapmışımdır. Bunu da almış oldum. İşte bu muhafız kızları var. Bunlar da çok güçlü savaşta. Bunlarla da bayağı iş yapabilirsiniz. Mesela bunları da açabilirdim. Ben bunları oynadım o yüzden açmadım. Pek oynamam diye. Ama bu şekilde açabilirsiniz. Ee, örnek veriyorum başka ne var? Zaten silahlı bak mesela kargıyı buradan açıyorsunuz. Kargının görevlerini yapa yapa. Ben kargıyı açtım. Daha buradan sonrasında pek bir şey yok. Buradan sonrasında bıraktım. İşte bu aksaçlı garnizon diyor. Bunu açabilirsiniz. Bunlar bayağı güçlü aslında. Savaşta çok iş yapıyorlar. Biz bunu mu açsak ya? Aksaçlı garnizonu mu açsak? bakıyım. Topalı keşişlerin ben neyini açmışım? Hangisi? Aksaçlı. Üç günlüğü şey. açmışım. Yenisi, yenisi mi Şeyde. Sezon kaç bu? Yeni sezon. En sezon. son ha yeni sezon. Tamam bunu bir de açmıştı evet. Mesela bunlar çok güçlü. Aksaçlı garnizon. Acayip tanklar. Savaşlarda bayağı iş yapıyorlar. Karşımıza da geliyor. Biraz can sıkıyor. Ama bence en iyi birlik dediğim gibi o kaçtaydı? Bir saniye ben söyleyeyim. Beşinci sezondaki Simaki Paladinler. Simaki Paladinler. Bunlar da güçlü ya evet. Yani buradaki hemen hemen bütün şey, şeyler güçlü baktığın zaman da. yani mesela bu şekilde sinematiğini izleyip karakterin neler yaptığını da görebiliyorsun. Bakın mesela şöyle yavaş ilerleme, sikili var, hızlı ilerleme var, kalkan yapma var gibi. İşte bunlarda, bunda mesela direkt açılıyormuş karakter. Oradan sonrasında işte bir doktorunu veriyor. Ee, bu da yükseltme, tüm silah birimlerini detaylı ekran terfi ettirmiş. Gibi gibi. En sonunda da işte morlu, güçlü bir doktorun veriyor. Muhabere duvarısı bekleme süresi 2 saniye azaltılıyor. Ne kadar iddialı, ne kadar iyi. Ona siz karar verirsiniz. İşte buradan sezonla işte gideceğiniz bölümü seçmeniz lazım. İşte siz ne oynayacaksınız? Oyunda nasıl bir build yani dersin artık. Buna build desek mantıklı olur aslında. Bir build kurmak gibi. Ya yani mesela bunlar da bayağı güçlü. Bunları da açabilirsiniz. Yani bu şekilde gideceğiniz build'u dizerken ona göre karar vereceksiniz. Buradan da şeref puanlarınızı ona göre ilerleteceksiniz. Çünkü şuradaki pasifleri var. Kargıları mesela hücum hasarını temel değerini %5'ini kadar arttırıyormuş. Bu pasifi var mesela. Bunları verip o gideceğiniz birimlerin pasiflerini arttırabilirsiniz buradan. Şimdi mesela bu oyunun bir yerden sonra artık sizin bir öneminizin kalmadığını zaten anlıyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz? Oyunun içine şu morlu ekipler girmeye başladığında morlu askerler oyunun içine dahil olduğunda sizin e, hiçbir öneminizin olmadığını anlıyorsun. Çünkü şu imparatorluk ciritçileri adam bunu tepeye koyuyor. Sen tam yürürken adam bütün ciritleri bir koyuyor sana tık öldün. Yani ne olursan ol öldün yani. Kaçışın yok. Tek yersin. İşte bu elit e, Craigs, Craig's bu nasıl okunuyor acaba? Silezen zat dazları. Bunlar mesela. Yani bir anda size saldırmaya başladın mı öldürebilir. Simaki yiğitlerin arasında kalırsanız ölürsünüz. İşte berzarkıların size bir anda hücum atarlarsa ölürsünüz. Kaçmazsanız kesin ölürsünüz. Mesela bu işte şu imparatorluk ciritlerin şeyi güzel. Ciritini anlık attığı için bir anda vuruyor ama bu diğer saydıkları morlar tık tık yavaş yavaş vurdukları için kaçma şanssız daha yüksek ama şu ciritlerden kaçmak çok zor tutturursa tık gittiniz mesela bu kanatlı hus husasların arasında adam size saldırı yaptı Bunların arasında kaldınız gittiniz yani sizin karakterinizin bir önemi kalmıyor o yüzden burada askerlerinizin ve birim ağacınızı düzgün bir şekilde ilerleterek e, istediğiniz hedefe ulaşmanız için bir şey yapmanız lazım. Ben mesela kargılı emperyal muhafızlarını açmak istiyorum. Bunlar bayağı güçlü. 15.000 şeref istiyor. Ben de 7.500 var. Bunun için işte biriktiriyorum. Hedefim bunu açmak. İşte bu şekilde siz de kendinize şey yapabilirsiniz. Yani bak, bakın. Buradan kargılıdan ilerliyorum bir yandan. Buradan da saray muhafızını açtım. Ben bu saray muhafızını oyun bana kutudan attı. Ama ben buraya kadar gelmiştim zaten oyunda atınca o böyle çok güzel denk geldi. İşte buradan gideceğim. Bir yandan bunları açacağım. Demir biçicileri aç açmış olacağım aynı zamanda ilerledikçe. Kargılıdan ilerleyip şu demir biçicileri açacağım. Çünkü hem bu yolu açmam lazım hem bu yolu açmam yani Tek yoldan giderseniz kabul etmiyor. O yüzden iki yoldan da gitmeniz lazım. Yani bu benim bu bana ne kadar bir süreye mal oluyor. Bayağı bir, bir, bir hafta Bayağı oynamam lazım. Savaşa girmem lazım. Falan falan. Yani o şekilde. Başka aklımızda bir şey var mı abi? Yok. Anlatma şey. Başka düşündüğüm bir şey kalmadı herhalde. Ya oyunda işte p olabilir mi? Neden olmasın? işte şuradaki... Yok bence yani dersek saçma olur. Çünkü niye? Tatooine yani belli 60'tan sonra herkes eşit. Ondan Fiyat. sonra bildiklerin şey oluyor. Yani Tatooine'i nasıl yapabilirsin ki? Şu şekilde Bilesin. yaparsın mesela. F5'e girersin. Şimdi biz senle 5. sezon, 4. sezona başladık değil mi? Sen para vermedin öyle ben para verdim. Ödeyerek al dedim. 6 tane iddiayı 420 volt verdim, tık 420 gold verdim. Tık 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 ilerledim. Açtım burayı. Burayı açtım. azaba açtım. İşte silahtarları açtım pay to win Şimdi yapa yapa şöyle kanka, pay to win dediğin şey şu şekilde olması lazım pay to win dediğin zaman adam mesela normal para vermeden ulaşamayıp da tamam mı ulaşamıyor He. bu pay to windir. ama sen adam diyor ki daha kı kısa sürede bitir yani kısa sürede bitirmekle şeye alakası yok mesela pay to winle alakası yok ben sonuçta onu açabiliyor muyum açabiliyorum evet yani bu, işte buradaki olay da o açamasan pay to olacaktı bu pay to win değil ya bu kısa yol işte de, para vererek her şey. Ben bu sezon 4'ü e, çok kısa sürede yani çok kısa sürede bir para bir para verdiğim zaman bir 500 lira falan eder herhalde tahminim. Tabii daha çok daha çok para. Yani, Şuradan bakalım şurası, mesela. Yani gereksiz olur. Görevler kolay. Yani 400 yani... lira falan rahat eder 12.500'e hemen hemen denk gelir. 400 lira para vermeniz gerekir. Ben bunu tak diye şu anda yaparım. E, işte sen mesela bunu bir ayda belki de burayı komple bitirirsin. Ben bugün geçerim sen bir ay sonra burayı askerlerini alırsın. Zaman kazanıyorsun ya yani. burada parayla zaman kazanabiliyorsun sadece. Normalde bedava olan bütün oyunlarda böyle bir şey var zaten. Hani yani bir yerden adamlar da para kazanmak zorunda tabii ki. Yani imkan tanıyor parası olan daha hızlı yani acelesi var adam sabırsız bir an önce görevle merhaba ben uğraşamam kardeşim diyor. Ama ben sadece nasıl diyeyim e, Savaş bileti yani Ona para verilmesini Tavsiye ederim Gerisi, gerisi o kadar para verilecek bir şey yok Ya yani tabii süsleme falan seviyorsanız Gerçi savaş biletinde de var ama Hani kasmayacağım bunu daha çok sevdim Savaş biletindekini sevmedim diyorsanız Bir de süsleme alabilirsiniz ama diğerlerine pek Para yani vermeyecek Süslemeye de bakalım Mesela süslemeyi aldığınız gibi zaten bir levelda şu e, Şeyi alıyorsunuz Kostümü Ondan sonra başka kostüm atıyor muydu? Şu alttakileri e, şey almadan para vermeden alabiliyorsunuz zaten. Savaş bileti almadan şu alt kısımdakileri. Onun dışında bakıyorum, bakıyorum. Onun dışında başka kostüm vermiyor zaten. Bir şurada veriyor. Ondan sonra Aa da vermiyor herhalde. Savaş yani belki ileride de... veriyordur. Daha bizde almadık. İşte at kostümü veriyor. Aynen. Yani şurada güzel bir şey kanka. Ee, birim süslemesi veriyor. At süslemesi veriyor. Bir de kendi süslemeni veriyor. Bunun yanında görev yaptıkça belli bir puan veriyor. O puanla göstermesindir kesin. Oradaki itemleri, itemleri alabiliyorsun. Evet, şurada işte kılıç fişleri veriyor. Ben de bir yerde 1500 küsür ben şu tüfeğimi aldım elimdeki gördüğünüz tüfek şunu satın aldım 1500 evet. kılıç fişi vererek yani buradan daha farklı şeyler şunu almıştım mesela ender zırh taslak seçimini almıştım lazım siz de kesin alın şu toz gümüşü almıştım lazımdı aldım yani bu şekilde alabilirsiniz buradan işte bakın 20.000 2.000 4.000'e işte şey alabiliyorsunuz Kostüm de alabiliyorsunuz bu şekilde. Yani buradan para vermeden de yani para veriyorsunuz ama çok da yüksek bir para değildi. Savaş bileti kaç paraydı? Bin. Bin. Bindi, yani 30 lira falan mıydı? 30 Öyle bir şey. lira falan. Bakalım hatta emin olalım. Hatta bin biz şey almıştık. Şey var. ilk başta indirim var. Evet i̇lk 19 lira. Almıştık. İlk alımında 19 lira. 17. 17. Lira. 17 lira. Yani 17 liraya savaş biletini alıyorsunuz. Neyse konu başka yere gitti. Askeri birlikti. Yani buradaki önemli olan bu oyunda MMO, MMO mu dedir, ne dedir, bilmiyorum. MMO oyunu tarzında bir oyun ama sizin karakterinizin hiçbir önemi yok aslında. Komutansınız. Az evvel 60'tan sonra zaten point veremiyorsunuz. E, olayınız komutansınız. Sadece yönlendirmek aslında. Tabi bir de destek çıkıyorsunuz. Karakterinizin işte skillleri var, standları var. Yavaşlatmaları var. Onları kullanarak askerlerinize kolaylık sağlayıp askerlerinizle oyun kazanmaya çalıştığınız bir savaş alanında mücadele ettiğiniz bir oyun. O yüzden askerleriniz çok önemli. Asker açarken de bu öneme dikkat edin. Biz işte hiç, hiç bilmediğimiz için saçma sapan gittiğimiz oldu mesela. Ben buradan niye gittim? İlk başta burayla alakam yoktu gittim falan. Buraları falan ilerlettim mesela. İşte ne bileyim başka nereye gittim? Ee, bakıyorum. Yani şunu açtım. Mesela şu Mızrak çavuşları tavsiye ediyorum oyun başı. Kolay açılıyor, hızlı açılıyor. Çok da vermenize gibi. Bakın mesela 1'e 3 istiyor ya. Bunu açmak için burayı fulllemenize gerek yok. Daha sonra da dönüp fullleyebilirsiniz. Birer tane verdiğiniz zaman yol açılıyor. Yani iki tane istiyor diye 2 tane vereyim ben öyle yol açılsın şeyine girmenize gerek yok. Bunlar çünkü şeyler. Şurayı açmanız lazım. Bu yolu açıyorsa. size. Mesela ben bunu açtıktan sonra direkt şu şu. Bak bağlantı gidiyor. Silahşörü aç diyor. 25 bin şeref ver diyor. Manastır şövalyelerini açabilirsin diyor mesela. Bu şekilde yani. Buraları ben bunları fullledim ama şey yaverleri kullandığım için buraları fullledim. Pasif versin diye. İşte buradan mesela buraya gitmişim. Yani hiç amaçsızca oynadım. Yani buraya gitmek yerine buraya gidip şu ratan korucularını açabilirdim mesela. Ben buradan böyle bir saçma bir yol gitmişim. Buraya çıkmışım. İşte bilmeden açtık bunları. Zamanında. geri alması vardı galiba ama. Var. Şey istiyor ben de onu işte. Şey, sıfırlama fişi istiyor. O zaten ilk başta şeyler de veriyor. hem savaş biletinde hem de görevi ilk baş yapacağınız F4 görevlerinde veriyor. Bir 40 tane falan veriyor. Ben onları mesela şey verdim, bağış yaptım. Siz öyle bir şey yapmayın. Hata yaptım. Ben, ben onlar... de ya yani çok önemli. Ben almıştım birkaç bir, bir birkaç bir şey bozdum herhalde. Hatırlamıyorum ama birkaç bir şey iptal etmiştim. Bakın mesela burada Demestre şöyle sarı bir şey gözüküyor gördüğünüz gibi. 9 tanesini bulmuşum. O doktrinleri bu kazıdığımız yer vardı ya. Oradan oyun size atıyor sandıkların içinden. Bunları da o şekilde bir, bir bir böyle künye olarak alabiliyorsunuz. Yani şans eseri geliyor. Mesela 9 tanesini bulmuşum şu künyelerden. Esas çir çirit künyelerinden. o bir tane daha da bulduğum zaman zaten bu otomatik açılabiliyor. İşte buradan buraya ilerleyebilirsiniz. Ya dediğim gibi oyun sizin oynanış tarzınıza göre değişiyor. Nasıl oynamak istiyorsanız. Oyun size birçok seçenek sunuyor. Kalkanlarla oynayabilirsiniz. İşte okçularla oynayabilirsiniz. Ben atlı gideceğim. Full atlı oynamak istiyorum. Oynayabilirsiniz gibi gibi. Bir de şöyle bir şey var. Şurayı hiç söylemedik. Savaş ekibine geldik. Bizim şurada bir puanımız var. 700 puan. Bu bizim ne puanımız? Liderlik puanımız. Bu liderlik puanı her karakterin, her savaşçının bir liderlik puanı var. Bu liderlik puanı 700 oluyor. Bunu daha fazla arttırmanın yolları var. Ama çok maksimum pek bak uçamıyorsunuz. Ee, şu şekilde kostümlerde işte kıyafetlerinizde liderlik oluyor. Artı 12 olabiliyor. Hepsinde artı 12 olduğunu düşünün. Ne kadar artıyor. 40 falan artıyor. 40-50 falan arttırabiliyorsunuz maksimum. Yani buradaki işte 185-250 liderlik istiyor. İşte birim büyüdükçe güçlü oldukça liderlikse mesela bu birimi kaldırdım. 4, 615. Buradan mesela 265'lik. bunları bu birimleri kullanamıyorsunuz. 75 en fazla 80'i koysam 5 puan eksiğim kalıyor. Şu mesela şuradan koyalım bir. bir tane sarı koyduk. 320. Bir tane morlu koyduk. Onun peşine ya gri koyarsınız ya da yeşil koyarsınız. Maksimum. Daha mavi koyamazsınız mesela. Mavi bitti. iki tane sarım olsaydı sarı gösterdim aslında. iki tane sarı koyduktan sonra başka hiçbir şey koymuyorsunuz Bu şekilde oluyor. Burada da mesela bak tam 700 puan yaptık. Ama işte asker sayınız düşük oldu. Ona göre saldırırken ona göre hareket etmeniz lazım. Anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım bilgilerimiz işinize yaramıştır. Yaramadıysa eksik bilgi varsa aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da geri dönüşler yapabiliriz. Baktık çok fazla soru geliyor. O zaman ne yaparız? Yerisini çekeriz. Gelen sorulara cevaplarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.